Efendim, şimdiki videoda biraz toplumsal cinsiyete duyarlı dilden bahsedelim istiyorum. Sizin aklınıza ne geliyor gerçekten toplumsal cinsiyete duyarlı dil denildiğinde? Aslında ülke tarihine bakıldığında bilim adamından bilim insanına doğru geçişle başlayan bir yolculuk herhalde aklınıza gelecektir. Ben bu videoda bu sefer spor mevzuatında acaba toplumsal cinsiyete duyarlı dile dair herhangi bir emare bulabilecek miyiz? Ona birlikte bakalım istiyorum. Gelin başlayalım. İlk olarak zikretmek istediğim yasal düzenleme Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelişim ligleri statüsü. Gelişim ligleri statüsünün henüz ilk maddelerinde, daha amaç ve kapsamı bize ifade eden maddelerinde ne yazık ki teknik adamlar ibaresiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun haricinde anmak istediğim yine Futbol Federasyonu'na ait bir düzenleme var. O da Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları statüsü. Başlığı kadın olunca veya kadın futboluyla ilgili olunca toplumsal cinsiyete duyarlı dilde yazılmış bir hukuki metin olduğunu falan sakın düşünmeyin. Burada da ne yazık ki kadın futbolundan bahsedilse de teknik adamların gerekliliğinden sıkça bahsediliyor. Benim için bu vakte kadar yapmış olduğum araştırmalarda en ilham verici, en toplumsal cinsiyete duyarlı ve kadınların spora katılımını en fazla teşvik eden projeyi şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Proje 2014 yılına ait ve Türkiye Basketbol Federasyonu önderliğinde yapılmış bir proje. Tam ismi 2014 Basketbol Şampiyonası'na hazırlık amaçlı kadın basketbolunu teşvik projesi. Burada bu kapsamda hem daha fazla süre almaları kadın basketbolcuların, hem kulüp takımlarında daha fazla zaman bulmaları ve kendilerini gösterebilmeleri, dolayısıyla milli müsabakalara daha fazla katkı sunmaları, bir diğer yandan da kadın basketbolunun geleceğini düşünen hamlelerin çok fazla olması, bu vakte kadar kayıt altına alınmış, bir metinde yazılmış ve yer almış en ilham verici işlerden bir tanesi. Sırada bir mevzuat değil ama bir kurumdan bahsetmek gerekirse Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan bahsedeceğim. Her ne kadar zaman içinde yönetim kurulu, kadın yönetim kurulu üyesinin sayısı artmış olsa da liglerin isimleri Efeler ve Sultanlar'dan ileri geçmiyor. Bu da bize toplumsal cinsiyet okumasının ne kadar gerisinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Uluslararası mecrada durum ne? Uluslararası mecrada toplumsal cinsiyete duyarlı dile dair hangi emareler var ve biz bunları bir şekilde ülkemizdeki yasal mevzuata alamıyoruz diye soracak olursanız, Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinden bahsetmek isterim size. Burada öncelikle bu uluslararası yasal düzenlemenin 8. maddesinde taraf devletlere tabii ki bazı yükümlülükler yüklenmiş oluyor. Kadınların ve erkeklerin eşit şartlarda yaşamına dair öncelikle bu. Bir de 10. maddesi var ki kadın erkek eşitliğine uygun tedbir alınması gereken bir husus olarak sportif alanın, spor yaşamının ve spora katılımın da öngörüldüğünü görüyoruz. Spor ve beden eğitimi faaliyetlerine faal olarak katılmak şeklinde yorumluyor Birleşmiş Milletler'in yasal düzenlemesi bunu. Bir diğer mesele aslında sonuçta anayasamıza baktığımızda anayasamız ne diyor? Bir de ona bakmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi kanun önünde eşitliği anlatır bize ve aynen şöyle der. Herkes din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Bir diğer yandan da kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Şimdi buradaki ifadeler çok dikkatimizi çekmesi gereken ifadeler. Her kim, herkes, hiçbir grup veya zümre diye ifade eder. Kadınlar veya erkekler diye ifade eder. Yani teknik adamlar diye ifade etmez kıssadan ise. Burada en çok canımızı acıtan mesele aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesinde baksak bile yeterli olacak olan yepyeni yaptığımız spor mevzuatında veya yeni yeni yaptığımız yasal düzenlemelerde bu dilin korunması sadece yetecekken ne yazık ki yaşı bizden küçük olan spor hukuku alanında bile sınıfta kaldığımızı, bir diğer yandan da hukuk fakültelerimiz adına da temel hatası olduğu burada ortada. Tekrar tekrar şunu hatırlatmakta fayda var. Önce bir ihlalin kanıksanmaması, normal karşılanmaması ve her seferinde bu da günlük dil, bunda ne var, çok abartmıyor musunuz, çok hassas davranmıyor musunuz gibi eleştirilerden de toplumsal cinsiyete duyarlı dili normal bir hale getirebilmek için belki yasal düzenlemelerden başlamak iyi bir fikir olabilir. Bu da yaşı bizden küçük alanları bile yönetemeyişimizle alakalı bir çimdik olarak burada bulunsun.